Günaydın. Dün FED açıklamasından sonra piyasaların olumlu bir kapanış yaptığını gördük ama çok da etkileyici değildi. Özellikle Nasdaq'ın biraz geride kalmasından dolayı ve hacime baktığımızda çok etkileyici bir hareket yapmadığını gördük. Çok kısaca isterseniz tutanaklar üzerinden bir hemen gideyim. Dün akşam paylaştım ama tekrar altını çizmekte fayda var. Büyük çoğunluğun dün itibariyle, daha doğrusu toplantı itibariyle enflasyon ve istihdam piyasasında bir faiz artışına yeterli düzelme olduğunu görüyoruz. Yani görülmüş bu düzelme veya sene sonu itibariyle görülecek. Yani sene sonu görüşü bir avuntudan ziyade Fed'in o an itibariyle gerçek görüşüymüş. Ama Eylül itibariyle verilerin ve gidişatın geneline baktığımızda bir faiz artışını da söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani aslında Eylül toplantısı ciddi anlamda faizlerin tartışıldığı bir toplantı değil ve hatta şurada had been met dedikleri kısımda çok az kişi var, hatta bir kişi var diyebiliriz. Ağırlıklı olarak sene sonunda hedefe varılır düşüncesi baskınmış. Dolayısıyla baktığımız zaman şurada özellikle prudent kelimesini kullanmaları da çalkantıdan dolayı biraz daha doğru bir hareket olarak görüyorlar. Tabii bir merkez bankacılığı çok rahat bir ortam değil. Yani devamlı bu riskler olacaktır özellikle Çin'den bahsediyorsak. Ama yine de Fed ertelemeyi doğru görmüş ve Çin'le gelişmekte olan piyasalardaki gelişmelerin dolar dahil olmak üzere Amerikan ekonomisine bazı etkileri olabileceğini, enflasyon vesaire ama bu etkilerin de sınırlı olacağını belirtmişler. Tabii bu düşünceden sonra ama koymaları kafalarında ciddi bir soru işareti olduğunu gösteriyor. Benim açımdan ilginç gelişmelerden bir tanesi ise senedi piyasalarındaki değerlemeden bahsedip bazı üyelerin burada pahalı gördüğünü söylemeleriydi. Son olarak da erken arttırırsak ve enflasyonda yukarı doğru bir hareket olmazsa kredibilitemiz bozulacak diyorlar ki bence aslında o tarafta ciddi bir problem zaten var. Bu videoda sadece fiyatlamalar üzerinden gidelim. Fiyatlamalarda S&P'de çok ciddi bir yukarı hareket bekliyor olmama rağmen açıkçası bu yükselişi yakalamayı, al tavsiyesi vermeyi beceremedim. Burada da 2020 seviyesini takip ediyorum. Ama bunun bazı koşulları var. Neden veremediğimi de aslında şurada daha net gösterebileceğim. Örneğin Russell tarafına baktığımızda daha düşük bir dip yaptı ve şu an itibariyle önceki tepenin üzerine çıkmayı başarabilmiş değil. Aynı şekilde Nasdaq'ta da benzer bir problem görüyoruz. Önceki tepenin üzerine çıkabilmiş değil. Vadeli kontratlardan bahsediyorum. S&P tarafında ise şurada görüyorsunuz neredeyse çok ufak bir marjla üzerine gelmek üzere. Dow Jones tarafına bakarsak yine hızlı bir şekilde yükselebilmiş durumda. Spot tarafa da baktığımızda benzer resimler olduğunu görüyoruz. Şurada göreceksiniz Nasdaq çok daha zayıf bir resim çiziyor. Diğerleri daha kuvvetli. Dolayısıyla S&P'de 2020 vadeliden bahsediyorum. 2020 üzerine bir hareket olumlu olacaktır. Ama bunun Nasdaq ve Russell tarafından da desteklendiğini görmemizde fayda var diye düşünüyorum tetiği çekmeden önce. Petrol tarafına gelelim. Petrolde kuvvetli bir yukarı hareket gördük. Açıkçası bunun ilk işaretini şurada gördüğümüz ve teknik olarak bence çok net bir işaret olan yukarı hareket verdim. Daha da yukarıya doğru, yani trendin bittiğinden bahsetmek için erken olabilir ama şurada Ağustos ayında 38.50'leri 60'ları görüp kapanışın 50'den olması kuvvetli bir alıcının varlığını gösteriyor. Dolayısıyla burada biraz daha yukarıya doğru bir hareket söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Haftalık grafiklere geçmeden önce şurada aylıkta daha önce de dikkat çekmiştim. Net bir uyumsuzluk var. Haftalık grafikte keza artık sıkışmanın biraz daha kuvvetlendiğini, burada da yukarıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Nereleri hedefleyebiliriz? Aslında ana hedefe çok yaklaştı diye düşünüyorum fiyatlar açısından baktığımızda. Şurada gördüğümüz kuvvetli bir direnç var. Neresi burası? 51.30 seviyeleri. Burayı aşmayı başarırsa da 200 günlük ortalama, yani 54.50'lere kadar gelecektir. Benim yakından takip ettiğim piyasalardan bir tanesi bir süredir petrol. Yine bakır tarafına
baktığımızda benzer bir resim görüyoruz. Önceki dibin üzerinde kalmayı başardı. Haftalık grafiklere baktığımızda olumlu bir resim var. Sıkışmanın da arttığını görüyoruz. Çin tarafında bundan önceki çeyreklerde alınan bazı önlemlerin yakın vadede bir toparlanma yaratacağı, uzak vadede değil ama yakın vadede bir toparlanma yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da bakır da benim potansiyelini yüksek gördüğüm endekslerden, varlıklardan bir tanesi. Şunu zaten daha önce paylaşmıştım ama tekrar göstermekte fayda var. Emtia tarafına baktığımızda zaten birkaç haftadır söylüyorum, bir yukarı gitme isteği var. Bu ne kadar kalıcı olacak bunu söyleyebilmek zor ama biraz daha yukarısı var gibi gözüküyor. Bunlar benim açımdan potansiyeli daha yüksek olan piyasalar. Dolayısıyla ağırlıklı burayı takip ediyorum. Euro tarafına baktığımızda ise burada basit bir strateji uygulamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, Euro bir taban yapma çalışması içinde, teknik olarak da önemli diyebileceğimiz sinyaller veriyor. Satmak için açıkçası şurada gördüğümüz trendin kırılmasını görmek istiyorum. O da hani günlük baktığımızda işte 1.10, 20'ler, 30'lar civarında. Yukarı tarafta da 14.60'ların kırılması durumunda long gitmeyi tercih ederim. Uzun vadede ben dolar trendinin bozulduğunu emerging marketlerde dahil olmak üzere düşünmüyorum. Ama kısa vadede baktığımızda momentumunu kaybetmiş gözüküyor. Opsiyonlar tarafında baktığımızda euroyu aşağıya bastıracak kadar kuvvetli bir opsiyon satışı görmüyoruz. Spread tarafına baktığımızda da benzer bir durum söz konusu. Dolayısıyla burası benim açımdan çok heyecanlandırıcı bir piyasa değil. 14.60 veya 10 işte 30'lar 40'lar orası kırıldığı zaman peşinden gitmek gerekir diye düşünüyorum. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında aslında bundan önceki videolarda paylaştığım bir nokta vardı. Altının kendisinden ziyade hisse senetlerini, eğer long gitmeyi düşünüyorsanız altın tarafında hisse senetlerini tercih edebiliriz diye. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 105'lerden 130'lara kadar bir hareket oldu. Dünkü kapanış çok hoşuma gitmiyor. Bir önemli dönüşü olabilir ama altın hisseleri hala bence altına oranla daha iyi bir potansiyele sahip bir enstrüman gibi gözüküyor. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında net bir hareket oluyor mu? Hayır. Gürültüsü bol ama net bir hareket olmuyor. 1180'lerin üzerine geçmesi gerekir momentum kazanması için. Ama benim görüşümü değiştirmem için daha yüksek bir seviye, 1210'ların da üzerine gitmesi gerekiyor ki daha net bir hareketten bahsedebilelim. Yine gümüş tarafına baktığımızda 200 günlük ortalamaya gidip geri geldiğini gördük. Dolayısıyla bunu, altını, Euro'yu biraz daha potansiyeli az trade'ler olarak görüyorum. O açıdan da bakır, petrol, S&P'yi daha yakından takip ediyorum. Zaten diğerlerini de söylemiştim. Bugüne baktığımızda önemli bir veri açıklaması Amerika tarafında yok. Tabii büyüme açısından bunlara mutlaka bakacağız ama önemli diyebileceğimiz, etkileyecek kadar kuvvetli değil. Burada da retail sales haftaya CPI gibi daha kritik veriler gelmeye başlayacak. Keza Çin tarafına baktığımızda da benzer bir durum söz konusu. Veri setleri önümüzdeki hafta biraz daha kuvvetli olacaktır. Hemen Asya piyasalarına da bakarak videoyu tamamlamak istiyorum. Burada da gördüğünüz üzere son derece yeşil bir tablo söz konusu. Dolayısıyla piyasalar FOMC ile beraber belli bir ölçüde yolunda devam etmek istiyor gibi gözüküyor. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.